Selamlar arkadaşlar. Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'nda test ile birlikte test çözümlerine burada devam ediyoruz. Beginner seviyesinde. Şimdi bakalım bu testimiz neyi kapsıyor? Şöyle short answers dediğimiz kısa cevapları vereceğiz arkadaşlar birlikte. Possessive adjective'ler dediğimiz burada sahiplik ifadeleri hem de possessive'lere biraz daha derinden bakacağız. Preposition'lara genel işte başlangıçta kullandığımız edatlarla birlikte bakalım hangi cümleleri kuracağız ve hangi burada testi yapacağız. Opposite adjectives burada zıtlık sıfatlarına bakacağız. Aile ile birlikte kullanılan isimler olabilir. Bunlara bakacağız ve son olarak da işte yiyecekler, içecekler, food, drink bunlara birlikte bakacağız. Hem de bu sayede kelime de öğrenmiş oluyorsunuz, yapıları da öğrenmiş oluyorsunuz ve aynı zamanda ne oluyor? Biraz farkındalık düzeyimiz artıyor arkadaşlar. Birlikte şimdi başlayalım. Umuyorum ki net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şuradan başlıyoruz. Birinci soruyla birlikte her name Eliza soru sormuş gördüğünüz gibi. Yani burada bir to be fiil eksikliği var arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Her name tekil olduğu için is alacaktır. Is her name Eliza kadınlar için kullanmış. Bakın her name onun adı demek istiyor şurada. Onun adı Eliza mı? Is olacak. C'de B'de ve D'de görüyoruz. Evet kısa cevap vereceğiz arkadaşlar. Kısa cevaplarımız natsız bir şekilde veriyoruz. Yani direkt kısa bir şekilde veriyoruz. Şu şekilde. It isn't şeklinde. No it isn't şeklinde vereceğiz. Diyeceksiniz ki hocam burada e, kadınlarda kullanacağız. Özne olarak şeyi kullanmayacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Özne neyse ona göre cevap vermeniz gerekiyor. Her name değil mi özne? Her name. Her name burada işte onun adı. Bu it öznesine denk gelmiyor mu? Geliyor. O zaman it öznesiyle birlikte cevap vereceksiniz. Burada it isn't şeklinde, no it isn't şeklinde cevap vereceksiniz. Is her name Eliza? Onun adı Eliza mı? Hayır değil diyoruz. No it isn't şeklinde veriyoruz. Devam edelim bakalım. Is your surname Anderson? Bakın yine soru sorulmuş to be feel ile birlikte to be feel başa geliyor zaten gördüğünüz gibi yine özne konudaki ifade your surname senin soyadın Anderson mı senin soyadın Anderson mı cevap vereceğiz arkadaşlar yes ile birlikte hepsi yes ile gördüğünüz gibi o zaman şöyle diyeceğiz yes it is şeklinde cevap vereceğiz özne ne ise bakın sorudaki özne ne ise cevabı da ona göre vermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi your name, your surname, yukarıda gördüğünüz gibi her name bunlar it öznesine denk gelmektedir. Ve bu da ne oluyor? Yes, it is şeklinde cevap veriyor. Evet, öyle anlamında cevap veriyoruz. Is she American? O Amerikalı mı? Kadınlar için şeyi kullanıyoruz. Özne olarak biliyorsunuz. O Amerikalı mı? Diyor. Şimdi cevap vereceğiz burada birlikte. Bakın öznemiz ne arkadaşlar? She. Demek ki she ile birlikte cevap vermem gerekiyor. Benim burada işte size farkı. No, she isn't diyoruz. Ve cevabımızı B olarak buluyoruz. Hayır değil, hayır Amerikalı değil anlamında kullanıyoruz. Kısa cevapları bu şekilde verebiliyoruz. Sadece dikkat edin kısa cevapları to be fiil ile birlikte başlarsa eğer arkadaşlar verebilirsiniz. İşte what, when, where gibi WH soru kalıpları varsa tabii ki kısa cevap verilemiyor. Orada mutlaka bir şey cümlede bir şey yazılması gerekiyor karşılık olarak. Karşımıza da çıkarsa onu da anlatabilirim tabii ki. Evet şimdi devam edelim. Their names onların isimleri Jack ve Benim mi diyeceğiz. Onların isimleri çoğul değil mi? Çoğul. O zaman burada to be fiil is değil de are olacaktır değil mi? Are their names Jack and Benny? Yes Bakın yes. Their names burada yine ne olarak geliyor arkadaşlar? It öznesi ama çoğul. Çoğul it olarak biz ne veriyoruz? Tabii ki they öznesini veriyoruz. Yani burada da yes they are diyeceğiz. Yukarıdaki are aşağıdaki they are. Burada. Tekrardan okuyalım. Are their names Jack and Benny? Onların isimleri Jack ve Benny mi? Yes they are. Evet öyle diyoruz. Is your dog two years old? Senin köpeğin your dog burada özne konumundadır. İki yaşında mı? diye soruyoruz. Yes. Senin köpeğin hangi konumda arkadaşlar? It öznesine birlikte veriyoruz değil mi? İnsan dışı varlık olduğu için. Yes. It is şeklinde vereceksiniz. C'de bunu görüyorum. Evet öyle. Yani evet iki yaşında anlamında kısa cevabımızı veriyoruz. Bunlar tabi kısa cevap konumunda değerlendiriyoruz. Is your elder brother married? Senin büyük kardeşin yani senin büyük erkek kardeşin your elder brother. Elder zaten yaşta büyük anlamında kullanılır. Daha büyük anlamında. Married evli mi diyoruz arkadaşlar? Senin büyük erkek kardeşin evli mi? Diye soru soruyoruz. Kısa cevap vermemizi istiyor. No ile birlikte kısa cevap vermiş. No. O zaman özne burada çok önemli. Your elder brother erkek değil mi arkadaşlar erkek senin büyük erkek kardeşin o zaman he öznesiyle cevap vermem gerekmiyor mu gerekiyor no he isn't dersem doğru cevabı bulmuş olurum senin büyük erkek kardeşin evli mi hayır değil no he isn't özne çok önemli burada kısa cevap verirken are you from senegal sen Senegal'den misin? Zaten günlük hayatta kullandığımız en önemli cümlelerden bir tanesi. No. Evet şimdi burada önemli olan şu. Senle soru sorduysa A ile birlikte cevap verirsiniz. Bunu unutmayın. Sen diyorum ve cevap verirken de benle birlikte cevap vereceksin. No, I am not şeklinde bunu vereceğiz. Hayır, değilim. Marta English, Marta İngiliz mi diyeceğiz? Ne oluyor? Marta kadın. Fark etmiyor. Sonuçta erkek de olsa, kadın da olsa burada e, is olarak to be fiil gelecektir cümlenin başına. Is Marta English? Marta İngiliz mi? Yes, she is diyeceğiz arkadaşlar. İkisi de is olacak burada. Is Marta English? Martha İngiliz mi? Yes, she is. Evet, öyle. Evet, İngiliz şeklinde veriyoruz. Her surname Smith. Onun kadınlar için onun anlamında kullanıyoruz. Possessive adjective'dir. Onun soyadı Smith mi diyeceğiz burada. Yani burada her surname ne oluyor arkadaşlar? It öznesine denk geldiği için is olacak burası da. Is her name Smith? Onun soyadı Smith mi? No, it isn't şeklinde vereceğiz. Yukarıdaki is aşağıdaki isn't diyoruz. Evet. Are you a student? Sen bir öğrenci misin? Gördüğünüz gibi sorularda to be fiillerde ne oluyor arkadaşlar? To be fiil başa geliyor burada. Daha sonra özne, daha sonra tanımlayıcı ifade. Are you a student? Sen bir öğrenci misin? Yes, I am şeklinde cevap veriyoruz. 11 you ile devam ediyor. Şurada bir boşluk var. You from Barcelona ne oluyor? Are you from Barcelona değil mi? Sen Barcelona'dan mısın şeklinde, Barcelona'dan mısın şeklinde bir soru soruyoruz. Cevap verirken de şöyle diyor. Sen de soru soruyor. Aile birlikte cevap verecek tabii ki. Ne o? I am not. Hayır, Barcelona'dan değilim şeklinde kısa cevap veriyor. Married demiş yine evli anlamında kullanılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Are you married diyeceğiz değil mi? Sen Evli misin? Senle soruyorsa benle cevap vereceğiz. No, I am not şeklinde vereceğiz. Yukarıdaki R, aşağıdaki I am not. Nerede o arkadaşlar? Şurada. Evet, şurada D'de değil mi? Burada. 13 Brenda. Tamam, şöyle diyeceğiz. Brenda, bu Brenda mı diyeceğiz herhalde, değil mi arkadaşlar? Ya da Brenda kimdir diyeceğiz. Evet aşağıda WA soru kalıplarını sormuş zaten. Işıklara baktığımız zaman o anlam çıkıyor zaten. Yani Brenda kimdir anlamında kullanacağız. Cevabı baktığımız zaman da şöyle diyor. She is Patrick's wife. Yani o Patrick'in eşidir. Patrick'in karısıdır anlamında kullanıyor. O zaman burada Brenda kimdir şeklinde soru sormamız gerekiyor. What ne demektir? Who kim demektir? Which hangisi demektir? Where Nerede, nereye demektir. O zaman bizim cevabımız burada where olacaktır. Tekrardan okuyalım. Ve burada who olacaktır. Düzeltiyorum. Who is Brenda? Brenda kimdir? She is Patrick's wife. O, Patrick'in eşidir. My teacher's name, benim öğretmenimin ismi is Can olacaktır. Öğretmenimin ismi dediği için tekil oluyor arkadaşlar. Bu da doğal olarak da işte o da ne oluyor. İt öznesine de ne denk geliyor? İz'e denk geliyor zaten. Marcus and Carlos bunlar çoğul değil mi? Çoğul. Yani D öznesine denk geliyor. Bakın özneyi bu şekilde hemen subject pronounlar dediğimiz özne grubundaki zamillere hemen dönüştürün arkadaşlar. Marcus ve Carlos çoğul olduğu için D öznesine denk geliyor. Marcus and Carlos are my brothers. Benim erkek kardeşlerimdir diyor. 16. My mother and father. E bunlar da çoğul. Yani they öznesine denk gelmiyor mu? Onlar oluyor aslında. They'ne alıyor, aralıyor. Yani burası ara olacaktır. Eğer olumsuzsa da arıntı olacaktır. My mother and father benim annem ve babam are at work. İşteler. At work işte anlamında kullanıyoruz. It ile devam ediyor. it ne alıyor? Is alıyor arkadaşlar. It is Monday today. Bugün günlerden Neymiş arkadaşlar? Pazartesiymiş. Sunday Pazar, Monday Pazartesi. It is şeklinde kullanıyoruz. Şuradan mı devam edeceğiz? Evet, sağa doğru gidiyoruz. Yukarıya çıkalım. Toplamda galiba 40 tane sorumuz var bu bölümde. Şuradayız. Evet, 18'deyiz. Doğrudur. Şöyle ortaladım. Evet. This is the photo. Bu fotoğraf... Şimdi bir şeyin ailemin fotoğrafı olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Değil mi? Değerlendirelim birlikte. Ailemin fotoğrafı. Şimdi in kullanmamız için in de, de anlamında kullanıyor. Unutmayın arkadaşlar bakın. In, At on hepsi de, de anlamında kullanılır. Yani genel olarak anlamı de, de demektir. Of da nın ifadesidir. İyelik ifadesidir. Yani iyilik edatı olarak kullanılmaktadır. Şimdi ailemdeki yani bu ailemdeki fotoğraf olur mu? Bir de şöyle değerlendirelim. Bu ailemin fotoğrafı olur mu? Olur bakın. Ailemin anlamındaki veren tek edat burada of oluyor arkadaşlar. Yani bir iyilik edatı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bu şekilde geçmiş olduk. It is yani it's olarak kısaltmış. It's good practice. Yani iyi bir alıştırma anlamında, iyi bir egzersiz anlamında kullanmış. You ile birlikte tamamlamış. Sen. Şöyle diyebilir miyiz? Eti kullanmam için sen de olmaz. Senin iyi bir pratiksin, iyi bir alıştırman olmaz. Senin anlamında. Sen de yine olmaz. Senin için olur mu arkadaşlar? For için olarak kullanıyoruz. Acaba işaretleyebilir miyiz? Olur değil mi? It's a It's good practice for you. Senin için iyi bir pratik, iyi bir alıştırma olarak karşımıza çıkıyor. For edatını burada için anlamında kullandık. I'm ne diyor? Home'la birlikte kullanmış. Unutmayın arkadaşlar, burada büyük ihtimalle evdeyim şeklinde bir cümle kullanacağız. Home ev anlamında kullanılır ve genellikle değil çoğu zaman et olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. I'm at home yani evdeyim anlamında kullanıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. I'm La Guardia Community College. Şu kolejdeymiş, şu üniversitedeymiş arkadaşlar. Burada. Bu üniversite deyim şeklinde söyleyeceğiz. Üniversitede derken hangi tatı kullanıyoruz arkadaşlar? Unutmayın bakın. Hangi üniversite olursa olsun. Daima et edatını kullanırız. At LaGuardia Community College. Ben şu üniversitedeyim. Şuydu da zaten yazıyor arkadaşlar orada. Üniversitedeyim derken D'de anlamda et kullanıyoruz. Evet önemli bir kesit daha. I am nokta nokta New York. İşte bakın New York bir il, eyalet olarak kullanılmaktadır. İllerde, eyaletlerde, ülkelerde, köylerde, kasabalarda, şehirlerde ve benzeri bu tür toprak belirten ifadelerde in edatını kullanırız. I am in New York. Ben New York'tayım diyoruz. Evet, I am yine edat kullanacağız. D'de anlamında a class. Bir sınıftayım diyeceğiz arkadaşlar burada. Şimdi sınıfta anlamında bakın yine bir güzel edat. Sınıfta derken D'de anlamında in edatını kullanırız. Bunu belirtelim. In edatını sınıfla birlikte kullanıyoruz. Devam edelim. Eight other students. Diğer sekiz öğrenci ile olur mu? Olur. Diğer sekiz öğrenci ile birlikte bir sınıftayım. Bakın ne güzel bir cümle oldu. Yani ile anlamında vit'i koyuyoruz. Zaten burada ini de burada tasdiklemiştik. In ve vit burada oldu. Siz de şöyle yapın arkadaşlar. Alın elinize kağıdı kalemi. Bu cümleyi komple yazın. In'i ve vit'i yuvarlak içerisine alın. Altına in eşittir. Sınıflarda d'de anlamında in kullanılır. İşte ile anlamında da vit kullanılır deyin. Notunuzu bu şekilde alın. Evet apartmanlarda... Şöyle kullanacağız. Live ile birlikte kullanmış burada. Simple present tense yapmış. Yani ben yaşıyorum anlamında kullanıyor arkadaşlar. Ben yaşarım diyor. Apartmanlarla birlikte unutmayın in kullanılır arkadaşlar. I live in an apartment. Bir apartmanda, bir dairede yaşıyorum diyor. Inlerde, a'da ve c'de. Boşluk bırakmış. Two American boys. İki Amerikalı çocukla. Çocukla değil mi? Yukarıdakiler aynı bakın. Aynısı onlarla birlikte yani iki çocukla birlikte ne oluyor with oluyor tabii ki ile anlamında ya da ile birlikte anlamında kullanmış oluyoruz. I live in an apartment with two American boys. Burada cümlemiz oluşuyor. 25 Central Park merkezdeki park anlamında kullanıyor herhalde. Merkez Parkı. is lovely çok güzel, şahane anlamında kullanmış. Lovely bir sıfattır arkadaşlar. The snow Snow kar anlamında kullanıyoruz. Peki burada ne demek istiyor? Yani şunu diyor herhalde. Karlı havada Karda Merkez parkı Çok güzel oluyor Şeklinde. Çok güzeldir anlamında. Ve evet, genel atıfta bulunduğu için zaten arkadaşlar. Bunu işte of zaten kullanamayız. Karın anlamında değil. With Kar ile birlikte karlı Değil. Karda diyeceğiz. Eti D'de anlamında belirli bir noktalarda kullanıyoruz. Genelde hava ile birlikte bir işte ifade kullanırsanız D'de anlamında in kullanın arkadaşlar. Bunu unutmayın. In the snow yani karda merkez parkı çok şahane oluyor. Şahane gibi anlamında cümle çevirebiliriz. Soru sormuş. Is his job? Ve cevap veriyor. Polisman demiş. Herhalde şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Onun işi anlamında kullanıyor. His job. Onun işi ne diyeceğiz değil mi? Onun işi nedir diyeceğiz. Ne anlamında biz ne biliyoruz? What biliyoruz değil mi? What is his job? Onun mesleği, onun işi ne? Cevap veriyor. He is a policeman. O bir polis görevlisidir. Polis memurudur diyeceğiz. What ve is bizim doğru cevabımız olacaktır. 27 From Argentina bir şeyden diyoruz. Arjant Arjantin'den diyoruz. He is from Argentina. He is burada da olumsuz mu yapacağız? Bakalım, değerlendirelim arkadaşlar birlikte. Büyük ihtimalle şu olumsuz olacak. Hani Arjantin'den değil o Meksika'dan diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde söylemek mi olur bakalım ya da edat mı istiyor evet ikincisinde edat istiyormuş şimdi gördüm. Bakalım edatımıza edat ne olacak arkadaşlar? Şöyle Arjantin'de mi diyeceğiz yoksa Arjantin'den mi diyeceğiz arkadaşlar? Hangisini diyelim? Meksika'dan mı Arjantin'den mi? Burada from Mexico from Argentina demiş. Burada da Meksika'dan diyelim arkadaşlar. Burayı olumsuz yapalım, burayı olumlu yapalım o zaman B oluyor. Tekrardan okuyalım şöyle. He isn't from Argentina. O Arjantin'den değildir. He is from Mexico. O Meksika'dandır. Oldu. Evet. Uydurduk sonunda. Bakalım şöyle aşağıdaki şıklarımıza. How many, how often, how much, how long is a hamburger and chips? Bir hamburger ve chips ne diyor? Ne kadar dememiz gerekiyor değil mi? Cevabı ne vermiş arkadaşlar? 3 pounds 50. 3,5 poundmuş. Evet fiyat. Fiyat sorarken ne diyoruz arkadaşlar? How much ile veriyoruz değil mi? Ne kadar anlamında? Ne kadar anlamında how much ile veriyoruz? Unutmayın. How much is a hamburger and chips? Bir hamburger ve chips ne kadar? 3 pounds 50. 3,5 poundmuş. Şimdi devam edelim. Bakalım bu neymiş? Bu da... Find the opposite word yani zıttı belirten kelimeyi bulacağız. Yani easy, lovely, fast bakın expensive kelimeleri vermiş. Aşağıdaki şıklardan da zıttını bulacağız arkadaşlar. Tamam mı? İşte kolaysa zor. Güzelse kötü şeklinde. Evet, bu sayede de kelimeleri de öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan tekrar edeceğim, siz de not alırsınız. Easy kolay demektir bakın. Easy kolay demektir. Burada zoru bulmamız lazım. Şimdi şıklardan bakıyorum. Cold, soğuk. Cheap, ucuz. Difference, farklılık. Difficult, zor. Neymiş cevap? Difficultmuş. Easy, difficult. Bu, bu arada diğer şıkları da not alın. Güzel kelimelerdir. Günlük hayatta basit kelimelerdir. Bunları bilmeniz gerekiyor tabii ki. Lovely, güzel demektir arkadaşlar. Hoş demektir. Old, yaşlı ve eski. Expensive, pahalı horrible korkunç quick acele horrible değil mi korkunç kötü anlamında fast hızlı slow yavaş cevabımız bu small küçük quick hızlı warm ılık anlamında ve sıcak sıcakkanlı anlamında kullanılabilmektedir. expensive pahalı big büyük cheap ucuz, pahalı ucuz. Cold, soğuk, hot, sıcak. Cevabımız expensive, cheap. Hot, sıcak, cold, soğuk. Cevabı A'da vermiş. New, yeni, warm, ılık, small, küçük. Big, büyük, high, yüksek. Bakın yüksek. Small, küçük. Cevap bu. Tall, uzun, Slow, yavaş. Young, genç, küçük anlamında kullanılır. Yaşlı, old. Cevap A. Big, büyük demektir. İri demektir. Small, küçük demektir. Quick, çabuk, acele, hızlı anlamında kullanılır. Evet, 36 devam edelim. Are you married? Evli misin diye soruyor. No, I am not. Şeklinde cevap veriyorsunuz. Brazil Asya'da mı arkadaşlar? Hayır. Brazil Güney Amerika'da diyeceğiz. Brazil is not Nerede o? Şu. Burada. Brazil isn't in Asia. Neredeymiş? It's in South America. Güney Amerika'dadır diyeceğiz. Snow kar is nedir? Soğuktur değil mi? Cheap ucuz, small küçük, hot sıcak, cold soğuk. Snow is cold. Şıklara bakalım. Greek demiş. Yunanlı diyeceğiz arkadaşlar. Soru soracağız. Are you Greek diyeceğiz değil mi? Sen Yunanlı mısın? Yes, I am diye de cevap vermiş. Evet, Yunanlıyım. Evet, Yunanım şeklinde söylüyor. Evet, sona geldik artık. Hayır bir parçamız daha var arkadaşlar onu da devam ettirelim hızlı bir şekilde. In a Russian class, Rusça sınıfında biz Rusça sınıfında değiliz diyeceğiz. İkincisini de İngilizce sınıfında izleyeceğiz. Birincisi aren't, ikincisi are olacaktır. We aren't in a Russian class, Rusça sınıfında değiliz. We are in an English class, biz bir İngilizce sınıfında izleyeceğiz. Evet, Rolls-Royce cars ne oluyor? Pahalı arabalar, değil mi? Rolls-Royce cars are expensive diyoruz. Pahalıdır bu arabalar diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yana çevirdim. Bakalım devamında ne yapacağız? 42 ile devam ediyoruz. Ara vermiyoruz arkadaşlar. Your teachers married. Bakın teachers senin öğretmenlerin evli mi diyoruz. O zaman teachers çoğul olduğu için are to be fiili burada başa gelecektir. Are your teachers married? No, they aren't şeklinde de cevap vereceğiz ya da yes, they are şeklinde cevap vereceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Özne çoğulsa are to be fiili, tekilse is to be fiili gelmesi gerekiyor. Is it hot today? Bugün neymiş? Sıcak mı diyoruz? No, it isn't şeklinde ne yapıyoruz? Cevabımızı veriyoruz. Your parents. Şimdi parents anne baba ebeveyn demektir arkadaşlar. Ve bunlar çoğul olarak göstermesi gerekiyor tabii ki. Neymiş? D ile birlikte vereceğiz. Bakın. Possessive adjective'leri artık geçtik galiba. İyelik sıfatları arkadaşlar. Yani benim, senin, onun, onların, bizim gibi düşünebilirsiniz. O zaman D ile birlikte kullanacağız. Ne oluyor? Onların ebeveynleri mi değil mi? Yani burada da ne kullanacağız? Bakın özne arıyor arkadaşlar burada. Subject pronoun olarak biz ne biliyoruz? Best sene biz size onlar. Are they your parents? Are they? Yes, they are şeklinde de cevap vereceğiz. Şurada C şıkkında görebilirsiniz. Evet ben videoyu zaten notladıktan sonra siz daha net bir şekilde bunları tertipli bir düzene sokarsınız arkadaşlar. Daha iyi değerlendirirsiniz kendi başınıza. Eliza Bakalım burayı olumsuz yapalım. Burayı olumlu yapalım. Eliza isn't from Greece. Eliza Yunanistan'dan değil diyeceğiz. Isn't diyeceğiz. Şurada var. Bir tane var zaten. Cevap bu olacak. Eliza ne arkadaşlar? She olarak, kadın ismi olarak vereceğiz. She is from Poland diyeceğiz. She is. Bakın cevapta zaten burada. Kısaltmış. She is demiş. Neymiş? Polonya'danmış. She is from Poland. N is Can'la birlikte vermiş, Can'ın karısı, Can'ın eşi diyeceğiz arkadaşlar, Can's değil mi? N'nin ifadesi, yelik ifadesi hem of'la birlikte verilebiliyor, hem de tırnak işareti s'le birlikte verilebiliyor. Şu şekilde, bakın, cevap bu olacak. Ve tabi bunlar şu s'le verilen ifadenin ifadesi genellikle işte canlı varlıklarda ya da insanlarda kullanılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Genel itibariyle böyle bir kullanım söz konusu. This is not just my computer. Sadece bu bilgisayar benim değil. Değil mi? This is not just my computer. Bu bilgisayar sadece benim değil. Sadece anlamında just'ı burada ne olarak öğrendik? Zarf olarak öğrendik. Sadece benim değilmiş. It, it is for. Yani 4 öğrenci olarak vereceğiz aşağıda şıklara gördüğümüz gibi. 4 öğrencinin bilgisayarı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman burada 4 öğrenci şeklinde ilk olarak students vereceğiz burada. Bakın çoğul students vereceğiz. Ve nın ifadesini de tırnak şartı s ile vereceksiniz. E sonu s ile bitiyor. Bakın şurada. Şurada bitiyor. Şöyle yazayım mı? Bakın. Şöyle yapıyorum bakın. Göstereyim size onu. Stu Öğrenciler yazmam gerekiyor. Çünkü dört tane veriyor. Şöyle 4 öğrenci dedim tamam mı arkadaşlar? Ama 4 öğrencinin demem gerekiyor ve sonu s ile bitiyor burada. S ile bittiği zaman şöyle mi yazarsınız? Nin ifadesini vermek için? Hayır arkadaşlar. Böyle bir kullanım söz konusu değil. S ile bittiği için zaten onu karşılıyor. O s'yi siliyoruz. Sadece tırnak işareti gösterdiğiniz takdirde nin ifadesi gerçekleşmiş oluyor. 4 öğrencinin anlamında Burada zaten cümle çıkmış oluyor arkadaşlar yani bu da cevap olarak A'yı bize vermesi gerekiyor. Şuradan cevap A oluyor. Evet Devam edelim. E zaten çok az kaldı şöyle. What is, what is? Onun mesleğini soruyor herhalde. She is a bank manager demiş. Yani o bir banka müdürüdür şeklinde cevap vermiş. O zaman mesleğini söyleyeceğiz burada arkadaşlar. She ile birlikte kuracağız. Onun mesleği nedir diyeceğiz. Onun anlamında kadınlarda her kullanıyoruz. Unutmayın. Her job bakın burada. What is her job? Onun mesleği ne? She is a bank manager. O bir banka müdürüdür diyoruz. 49. How old is your brother? Erkek kardeşin kaç yaşında? How old'la birlikte soruyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Erkek kardeş he olarak vereceğiz. O 29 yaşında diyeceğiz, değil mi? 29 şeklinde vereceğiz. He is twenty-nine. Erkeklerde he ile birlikte tabii ki cevap vermemiz gerekiyor. How old Mr. and Mrs. White? Mr. and Mrs. White kaç yaşında diyeceğiz? Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Hiç old değil mi? D yüzdesine denk geliyor. D yüzdesi de to be fil olarak ne alıyor? R alıyor. Burası R olacaktır. C'de ve B'de var. Ve onlar 50 ve 48 diyeceğiz. They are şeklinde bunu vereceğiz. Yani şu cevap olacak. Are ve they are buradan zaten görebilirsiniz arkadaşlar. How old Andrew vermiş arkadaşlar burada. Şöyle diyelim. Bakın burada virgül koymasının nedeni burada cümleyi bitiriyor. Yani o kaç yaşında? Andrew diyor. Bakın. Bu farklı bir kullanım. Yukarıdakilerle benzer bir kullanım değil. Şurada virgül varsa bir durun arkadaşlar. Burada cümleyi bitirin anlamında kullanıyor bunu. How old is he? şeklinde vereceğiz bunu. Yani o kaç yaşında? Andrew şeklinde söylemiş. Biz de cevap vereceğiz. He is 21 years old şeklinde bunu cevaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da şöyle diyebilir. Bakın. Şöyle de diyebilir. Farklı bir varyasyon olarak da. How old are you Andrew? Bakın böyle sanki daha mantıklı oldu değil mi? Sen kaç yaşındasın Andrew? Evet böyle daha mantıklı. Are you desek çok daha iyi olacak. How old are you Andrew? I am 21 years old. Ben 21 yaşındayım. Bu şekilde biraz daha mantıklı olduğu gibi. Evet şuradan devam edelim. WH soru kalıbı var. Ver ile birlikte sormuş. Şimdi U burada subject pronoun olarak geldiyse eğer arkadaşlar to be fiili öncesinde verilecek ve ver konulacaktır. Yani ver are you now şeklinde veriyoruz bunu. Şimdi neredesin anlamında bu cümleyi kavuşturuyoruz. Ver are you kısaltırsanız where you şeklinde vermeniz gerekiyor. Neredeymiş arkadaşlar? I am at the school. Okuldaymış. Unutmayın okulda derken de at kullanırız. Bu da farklı bir preposition. Sınıfta derken in kullanıyoruz. Şimdi şöyle demiş. Cevap bakalım ilk olarak. In her office. Onun ofisinde diyoruz. Büyük ihtimalle burada o nerede diyeceğiz arkadaşlar. Where is she now mı? Where is he now arkadaşlar? Onun onun ofisinde, kendi ofisinde diyeceğiz. Kadınlarda da she kullanıyoruz değil mi? Where is she now? O nerede? Evet 57 tane son 4 tane sorumuz kaldı. Şöyle diyor. Who, when, why, what? W soru kalıbıyla sormamızı istiyor bizim. Is his father's job? Onun babasının mesleği nedir diyeceğiz değil mi? What'la birlikte soracağız. What is his father's job? Onun babasının mesleği nedir? He's a teacher. O bir öğretmen. 55. This is those. Onlar, şunlar diyeceğiz genellikle. Those'u şunlar olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Şunlar neyin? Kitle birlikte veriyoruz. Çocuğun. Çocuğun oyuncağı şeklinde vereceğiz arkadaşlar değil mi? Çocuğun anlamında. Ya da çocukların diyelim. Çünkü burada doğuzu kullandığı için şuradaki çocukların evet. Doğuz şöyle bakın. Doğuzu veriyorsa eğer arkadaşlar doğuzdan sonra bir çoğul isim kullanması gerekiyor. Yani şuradaki şu anlamında kullanacağız. Kit de zaten çocuk demektir. Çocuklar dememiz gerekiyor. Doğuz kids. Şu çocukların oyuncağı demem gerekiyor. Burada toy diyeceğim. Çocukların oyuncağı. Şurada çocuklarda asıl kilit ifade şu aslında. Soruyu bununla birlikte sormuş. Çocukların demem için yukarıda bir tane örnek göstermişim. Yine S ile bitiyor. Çoğul ifadelerde şöyle yapmak yeterli oluyor değil mi? N'in ifadesini katmak için. Those kids toy. Yani D şıkkı burada doğru olacaktır. Şöyle cevabımız gerçekleşiyor. Umuyorum ki anlamışsınızdır. Son iki sorumuz. They are not my onlar benim kitaplarım onlar benim çocuklarımın kitapları değil şeklinde kullanacağız. Çocuklar demek bir kere children children çocuklar ama burada s ile bitmiyor sonra o zaman bunu göster. Childrens şeklinde bunu göster. Childrens books şeklinde bunu ver. O zaman cevap ne oluyor? A oluyor arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. They're not his. Onlar onun arkadaşının hataları mı diyeceğiz? Arkadaşının hataları diyelim. Arkadaşının anlamında friend ne oluyor? Tırnak işareti açıyorsun. S takısını koyuyorsun. Friends. Arkadaşının hataları diyeceğiz. Burada iyilik ifadesini koyacağız. Burada friends mistake evet bu bölümü de noktaladık arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 57 adet soruyu birlikte çözdük elementary yani beginner seviyesinden A1 A2 seviyesinden zaten çözümlerimize devam edeceğiz arkadaşlar A1 A2 kursumuzda hala devam etmektedir Udemy'den ve YouTube'dan alabilirsiniz videonun açıklama kısmında linkler bulunmaktadır tekrar görüşürüz hoşçakalın